Biz şirket olarak bunu zaten en büyük eksiğini ve sıkıntısını yaşıyoruz. Bizim araçlarımız Bolu-Samsun arasında çalışıyor ve pandemi süresinde çalışıyoruz. %50 koltukla çalışıyoruz. Eğer devletimiz öngörecekse, sağlık açısından da ki faydasını görmüştük, faydalı olacaksa olabilir, niye olmasın? Yani ben buradaki amaç büyüklerimizi korumak ve onların sağlığını düşünmekse bizim için de uygundur. Biz zaten devletimiz ne öngördüyse hepsini yani harfen yerine getirdik. O yönden bir sıkıntımız yok ama şunu belirtmek istiyorum. Biz firma olarak pandemi süresince gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık ve halen de yaşıyoruz. Şu an 23 tane okul servis araçlarımız yatıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bugünkü araçlarımızın her biri 31 koltukla Samsun'a çalışıyor. Ve 150 yani 17 kişiyle Samsun'a gitmek zorundayız. Kah yolcu oluyor, kah yolcu olmuyor. Ekonomik olarak büyük bir sıkıntı halindeyiz. Ama eğer devletimiz yasak getirecekse ve bu faydalı olacaksa bizim de boynumuz buna karşı kıldan incedir. Biz de gereğini en güzel şekilde yapmaya hazırız. Bizim için bir fark eden bir tarafı olmuyor. İyi olacaksa tabii ki olsun diye düşünüyorum. Yani maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bunu bu süreç hastalık başladığında, ortaya çıktığından beri yani ister sosyal medyadan, ulusal medyadan herkes yani bu 3 olayın ve 14 kuralın uygulanacağını hepimiz biliyoruz. Buna uymadığımız takdirde zaten bugün büyük şeylere bakın, metropol aldı başını gidiyor. Ordu bölgesinde de muhakkak ki bir sıkıntı vardır ve olacaktır da biz üzerimize düşen temizliğimizi ve görevimizi yapmak zorundayız.